Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. Bölme bölünebilme kurallarının ikinci kısmıyla devam ediyoruz. 2 ile bölünebilme. Bölünecek sayının birler basamağı çift sayısı 2'ye tam bölünür. Yani birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 oluyorsa bu sayı 2 ile tam bölünür. Örnek olarak y 34 x 4 basamaklı sayısı 2 ile tam bölünüyorsa x artı y'nin en büyük değeri kaçtır demiş. Birler basamağını ilgilendirdiği için 2 ile bölünme kuralı. Burası 0, 2, 4, 6, 8 olacak. En büyük değerini sormuş. O zaman en büyük değeri alırız. X buradan 8 olur. Y ilgilendiren bir kural yok burada. Çünkü 2 ile bölünme sadece birler basamağı ilgilendiriyor. Y'ye o zaman bildiğimiz en büyük rakam olan 9'u veririz. O zaman X artı Y buradan toplarsak 8 artı 9'dan 17 cevabımız olur. İkinci soru arkadaşlar. Y 34 x 4 basamaklı sayısı 2 ile bölündüğünde kalanın 4 katı y oluyormuş. Buna göre x artı y en fazla kaçtır? İlk başta tam bölünüyormuş, yani tam bölünüyormuş gibi düşünürsek x burada ne olmak zorunda? 0, 2, 4, 6, 8 olmak zorunda. Çünkü burada y 4 tane x'miş. O zaman 4 tane x diye düşünürsek burası 0. Yüzler binler basamağına gelmez, o yüzden alamayız. O zaman 4 katı 8, 4 katı 16 olur. Bundan sonrasında alamayız. O zaman x 2 iken y burada x'inin toplamı 10 olur. Peki kalan 1 iken düşünürsek burası 1, 3, 5, 7 ve 9 değeri. Y buradan 4 tane x'ti. 4 katı 4. 4 katı 12 olacak. Rakamı geçti. İkisinin toplamı 5 olacak. Bizden en fazla kaçtır demiş. En fazla o zaman 10 olacak. 2, 3 ile bölünme kuralı. Bölünecek sayının rakamları toplamı 3'ün katı oluyorsa o sayı 3 ile tam bölünür. Hemen gelelim 3 ile tam bölünen bir sayı yazalım. 124, 6 sayısı. Bu arkadaş 3'e tam bölünüyor. Rakamları tek tek toplayacağız 3 ile bölünmesi için. 1, 2, 3, 6. Burada arkadaşlar ben 3'ün katlarını atıyorum. 3, 6'ya attık. İkisinin toplamı 3. O zaman bu sayı 3 ile tam bölünür. 3 ile tam bölünür. 4 basamaklı sayısı demiş örnek olarak. 3 ile tam bölündüğüne göre A'nın alacağı değerler toplamı. O zaman rakamları toplayacağız. 7 artı 2 artı 4. İkisinin toplamı 9. Attım. 3'ün katı çünkü. 4 artı A. Şu ikisinin toplamı 3'ün katı olmak zorunda. 3'ün katı olması için A 2 olursa 6 olur. Bundan sonra ilk değeri bulduk mu arkadaşlar? Ne ile bölüyoruz? 3 ile. O zaman üzerine 3 ekledik. 5. 3 ekledik. 8. O zaman benim A değerim 2, 5, 8 değerini alacak. Toplam kaçtır demiş. Toplarsak 15 olacak. Yani nedir? Örnek 4. 4 basamaklı sayısı 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A kaç farklı değer alır demiş. Rakamların toplamı o zaman 3'ün katı olacak. Rakamları toplarsak arkadaşlar ikisinin toplamı 6 yaptı. Attım. O zaman A artı 1 ne olacak? 3'ün katı olacak. Buna göre kaç farklı değer alır demiş. A'ya 2 değeri verirsek ikisinin toplamı 3 yapar. O zaman 3'ün katı. İlk değeri bulduk. 3 ile böldüğümüz için 3 ekleyeceğiz. 5, 3 ekledik. 8, 3 daha eklesem 11 olacak. O zaman A 3 farklı değer alacak. 4 ile bölünme kuralı. Bölünecek sayının son iki basamağı 0, 0 ya da 4'ün katı ise bu sayı 4 ile tam bölünür. Yani arkadaşlar 700 ise ya da 744 ise ya da 752 ise ya da 756 ise bu sayılar son iki basamakları her zaman 4'ün katı ise bu sayı 4'e tam bölünür. Ya da arkadaşlar onlar basamağı tek sayıysa onlar basamağı tek sayıysa birler basamağı 2 ve 6 ise o sayı 4'e tam bölünür. Onlar basamağı çift sayıysa o zaman birler basamağı 4, 8, 0 ise o sayı tam bölünür demiştik. Şimdi gelelim buraya bir örnek üzerinde anlatalım. 34 AB sayısı 4 basamaklı. A rakamı 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre 34 AB sayısı 4 ile tam bölündüğüne göre B'nin alacağı değerler toplamı demiş. Burada A sayısı 2 ile tam bölünüyorsa o zaman A çift sayıdır.
A çift sayı ise onlar basamağında yer alıyor. Onlar basamağı çift sayı olduğunda arkadaşlar, birler basamağı o zaman ne olacakmış? 0, 4, 8. O zaman buradan B sayım kime eşit olacakmış? 0, 4, 8'e. Toplamı 12 olur. Yani Bursa. 6. soru. 24, 67, Y 5 basamaklı sayısı 4 ile bölümünden kalan 68, 3 olduğuna göre Y'nin alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi kalan 3'müş. O zaman arkadaşlar buradan 7 bir geriye gideceğiz. Sanki 6'ymış gibi düşüneceğiz. O zaman burası 68 olursa tam bölünür. 68 tam bölünüyorsa üzerine kalanı eklediğimizde 71 olacak. Y o zaman buradan bir değerini buldu. İlk değerini bulduysak arkadaşlar ondan sonra 4'ü üzerine ekleyeceğiz. 4 ekledik 5, 4 ekledik 9. O zaman burada y'nin alacağı değerler toplamda 15 olur. Yani ilk değeri bulduktan sonra ne ile bölüyorsak onun üzerine ekleyeceğiz. Geldik şimdi 7. soruya. 24x 5y sayısı 4 ve 3 ile tam olarak bölünmektedir. Buna göre x'in alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Önce 4 ile bölünme şartını sağlayacağız arkadaşlar. Baktım burası 5 yani tek sayı. Y o zaman buradan ne olmak zorunda? Ya 2 olacak ya da Y buradan 6 olacak. 3 ile bölünme şartımız, şimdi 3 ile bölünme şartına geldik. 3 ile bölünmede rakamların toplamı 3'ün katı olacaktı. İkisinin toplamı 6. 3'ün katı attım. 7 yaptı. 3'ün katı olması için bu arkadaş buradan 2 olur. 3 ekledim 5 olur. 3 ekledim 8 olur. Geldim bunu topladım arkadaşlar. Gene 6. Bunu attım. 6'yı attım. Buradan 5 kaldı. 5'in üzerine 1 eklesem 3'ün katı yapar. 1. 3 eklersek bunun üzerine çünkü 3 ile bölüyoruz. 4. 3 ekledik 7. Buna göre x'in alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. X'in alacağı değerler toplamı buradan sanırım değerler toplamı değil de kaç farklı değer olması lazım demişim. Burası değerler değil, alacağı farklı değerler. O zaman 6 tane farklı değer alır. Evet, 7 ile bölünebilme. Bölünecek sayı sağdan sola doğru üçerli gruplayıp sırasıyla artı 231, eksi 231 ile çarpıp toplamı 7'nin katı oluyorsa 7 ile tam bölünür. Arkadaşlar gruplamışız 231 ile eksi 231 ile çarpıp toplamı 7'nin katı olacak. Buradaki K sayısı o zaman pozitif olmak zorunda. Hemen aşağıda bir örnek yaptık. Üçerli gruplandıracağız soldan sağa doğru. Şurayı eksi artı 231, şurası eksi 31 ile çarpacağız. Çarparsam eksi 9, eksi 5, artı 4, artı 3, artı 4 oldu. Buradan arkadaşlar 7'nin katı olmak zorunda. Burası eksi 14, burası artı 11 eşittir 7'nin katı. F fark eksi 3 eşittir 7'nin katı oldu. Eksi 3 gibi kalanımız olmayacak. Kalan pozitif olmak zorundaydı. O zaman neye bölüyoruz? 7'ye. 7 eklesek sonuç 4. Yani kalanımız 4 olur. Sayısının 7 ile tam bölünebilmesi için y eksi x'in alacağı farklı değerler demiş. Gruplandırırsak şöyle arkadaşlar üçerli. Burası 231. Burası da 231. Eksi olacak. Çarparsak burası eksi 4, eksi 3, eksi x. Çarparsam arkadaşlar artı 2, artı 9 ve artı y eşittir 7'nin katı olacak. Burası eksi 7, eksi x artı 11 artı y eşittir 7'nin katı. Düzenlersek buradan, buradan arkadaşlar 4 artı y eksi x eşittir. Ne oldu? 7'nin katı oldu. Buradan arkadaşlar 4'ü karşı tarafa atarsam iki türlü ihtimal var. Tam bölünüyorsa y eksi 4 ne olmak zorunda? Eksi 4'e eşit olmak zorunda. Bana tam bölünüyor demiş. O zaman y eksi x kime eşitmiş? Eksi 4'e. Bunun alacağı farklı değerler toplamı demiş. Ya 4 olacak, eksi 4 olacak arkadaşlar. Ya da y eksi x 3'e eşit olacak ki toplam 7 olsun.
alacağı farklı değerler toplamı, ikisinin toplamını yukarıya yazayım. Sonucumuz eksi 1 olacak. 8 ile bölünebilme. Bölünecek sayının sonuç basamağı 0, 0 veya 8'in katı oluyorsa 8 ile tam bölünür. Yani 7000 sayısı. Ya da 8408. Sayıları son 3 basamağı. 8'e tam bölünüyorsa arkadaşlar o sayı 8'e tam bölünür. Sayısı 8 ile tam bölünüyor. Buna göre sayısı da 8 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre x çarpı y'nin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. İlk başta tam bölünüyor şartını sağlayalım. A sayısı buradan 432. Sadece 3 basamağı almam yeterli. Diğerlerini almama gerek yok. 200x6. Bu arkadaş 8'e tam bölünüyorsa şurası 1 olursa arkadaşlar 216 8'e tam bölünür. Üzerine 1,40 eklesek o zaman 256 8'e tam bölünür. Sonra 1,40 daha eklesek arkadaşlar 9 olur burası. O zaman burası 1, 5, 9 oldu. Geldik B sayısı için sadece 200, Y, 7 son 3 basamağı almam yeterli. Kalan 3 olacakmış. 3 olacaksa buradaki değeri 3'ü çıkartalım hemen. Bundan 3'ü çıkarırsam tam bölünmesi gerekiyor. O yüzden buradan B eksi 3, 3'e tam, 8'e tam bölünür. 2, 7, 4 oldu. Bu sayı 8'e tam bölünecek. Yapacağımız şey burada değer vermek. 0 değeri verirsem arkadaşlar o zaman 8'e tam bölünür mü bakalım. 204 sayısı 8'e tam bölünür mü? 204. 8'e bölmek için 16. 2 defa var. Buradan 44. 8'e tam bölünmez. O yüzden 1 değeri versek bölünmez. Evet, burada o zaman 0 değeri almaz. 1 değeri yazarsam 214. 216 az önce 8'e tam bölünüyordu. Olmaz. 2 değeri verirsem 224. 224 bakalım 8'e bölünüyor mu? Kaç kere var? 2 kere var. 16. Buradan 6 kaldı. 64. 2'ye tam bölünüyormuş. O yüzden x 2 değerini, y 2 değerini aldı. Üzerine bir 4 ekledik. 6. Bir 4 daha ekledik. 10 yapacak. Buradan y'nin alacağı 2 değer var. X çarpı y'nin en büyük değerini sormuş. Buradan o zaman x'i 9 alırız. Buradan da y'yi 6 alırsak arkadaşlar. Evet, ikisinin çarpımı 54 yapar. Şıklarda 54 yok. Bir yer daha tam yaptık. Evet, burası 2. 4 ekledim. 8. Bir 4 daha ekledim. 204 acaba bölünüyor mu? Bir daha bakalım. 8'e böldün 2 defa. 16. 4 bölünmüyormuş. O yüzden bu cevap arkadaşlar 54 olacak. Şunu düzenleyelim. Şurayı 54 yapalım. Evet, 9 ile bölünme. Bölünecek sayının rakamları toplamı 9'un katı ise 9 ile tam bölünür. Buradan arkadaşlar sayı vermişiz. 9 ile tam bölünmesi için rakamların toplamı 9'un katı olacak. İkisini topladım. 9'un katı attım. O zaman A buradan 0 ya da 9 olacak. 0 olamaz. 4 basamaklı olmaz. O yüzden A değeri buradan 9 olmak zorunda. Tam bölünüyorsa A kaç olmalıdır demişiz. Rakamların toplamı 9. Burada arkadaşlar A 0 ve 9 değeri alır. Evet, A en büyük basamakta olduğu için 0 değeri almadı. En azından onu da hatırlamış olduk. 13. soru, 4 basamaklı sayının 4 ile bölümünden 1 kalanı veriyorsa bu sayının 9 ile bölümünden 9 ile tam bölünebilmesi için x'in alacağı farklı değerler toplamı. 4 ile bölümünden 1 kalanı veriyor. O zaman arkadaşlar bu arkadaş burada ya 3 ya da 32 olursa tam bölünürdü. Ondan sonra 36 olursa tam bölünür. Ya da 7 olmak zorunda. Geldik o zaman 4x3 3, sonra 4x3 7. Sayılarını toplayacağız. 9 ile bölünme rakamların toplamıydı. Topladım 10. Bana tam bölünmesini istiyor. O zaman x buradan 8 olursa 9'un katı olur. Topladık 14. X buradan 4 olursa o zaman 18, yani 9'un katı olur. İkisinin toplamını sormuş. İkisinin toplamı buradan 14.
12 yapar. Cevap Ceyhan olur. Rakamları birbirinden farklı yazılabilecek en büyük sayının 9 ile bölümden kalan kaçtır demiş. O zaman en büyük rakamdan başlıyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yazılabilecek en büyük sayı 10 basamaklı olur. Rakamlar birbirinden farklı. X'in 9'un alabileceği, evet, 9 ile bölümden kalan kaçtır demiş. 0'ı saymıyoruz. Rakamların toplamı arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9. Tam ortadaki sayı terim sayısıyla çarpıyordu. O zaman 5 çarpı 9, 45. 45, 9'un katı bilmiyorsak bir daha toplayalım. 4 artı 5, 9 yapar. 9'un katı olduğu için bu sayı 9 ile bölümünden kalan 0 olur. Evet, 10 ile bölünme. Bölünecek sayının birler basamağı 0 ise 10 ile tam bölünür. Yani 10, 100, 590. 591 olursa arkadaşlar kalan 1 olur. Yani birler basamağında 0 dışında hangi sayı varsa 10 ile bölünürse kalan o olur. 5 basamaklı sayısı 10 ile bölümünden kalan 7'dir. O zaman B buradan 7. 9 ile bölümünden kalan 1'dir. Hemen yazıyorum o zaman. 8, A, 5, 4, B. Sayısının yerine 7 yazdım. Çünkü 7 ile 10 ile bölününce 7 kalıyormuş. 9 ile bölümünden kalan 1'miş. O zaman hemen 1'i çıkarırsak arkadaşlar. 1'i çıkardım. Eksi 1. O zaman buradan 8, A, 5, 4, 6 oldu. Şu an bu sayı 9 ile tam bölünür. Rakamların toplamı 9'un katı olacak. 9 yaptı, attım. 14. O zaman 9'un katı olması için 4 eklerse 18 olur, tam bölünür. Buna göre bölümünden kalan kaçtır demiş. Buradan da A'yı 4 bulduk. B de buradan 7 idi. 7 çarpı 4 çarpımının 5 ile bölümünden kalanı sormuş. 28 oldu. 28, 5 ile bölünme kuralımız 0'a 5 olacaktı. 5'ten kaç fazla? 3 fazla. O zaman kalan buradan 3 olur. Yani bursa olur.